Merhaba Ege TV izleyicileri. Şimdi de İzmir Kitapçılar Odası Başkanı Sayın Süleyman Kaynak beyefendiyle birlikteyiz. Merhaba Başkanım. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Kendisiyle Güneydoğu'da yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuşacağım. Bakalım neler söyleyecek efendim, neler hissettiniz, neler yaşandı olanlar, ölüler, yaralı çok. Evet. Yardımlar yapılıyor. Siz neler yaptınız oda olarak? Evet. Maalesef dün sabah itibariyle üst üste iki tane hem süresi hem şiddeti yüksek olan ve çok geniş bir coğrafyayı ilgilendiren bir deprem afetiyle karşı karşıya kaldık. Ve çok hızlı bir şekilde dün sabah saatlerinden itibaren İzmir Tabip Odası olarak bir organizasyon girişimini gerçekleştirdik. Bu organizasyon dün İzmir Tabip Odası salonunda esas olarak İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak toplandık. Buraya İzmir Barosu, Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliği'nin İzmir Şubesi, DİSK, KESK ve İzmir Sağlık Platformu birlikte katıldık. İzmir Sağlık Platformu'nun içerisinde de yaklaşık 18 tane dernek ve sendika ve farklı sivil toplum örgütleri yer almaktadır. Bunun yanı sıra İzmir Kent Konseyleri Birliği, İzmir Kent Konseyi, bunun yanı sıra da farklı siyasi parti temsilcileri de bu toplantımıza katıldılar. Böylece çok geniş bir platformla bu organizasyonu yapmış olduk. Burada bir koordinasyon kurulu oluşturduk ve bu koordinasyon kurulunda sözünü ettiğimiz meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı ve bu koordinasyon kurulu esas olarak iki temel çalışma planı oluşturdu. Bu çalışma planlarından birisi özellikle sağlık alanında insan gücü ihtiyacının karşılanmasına yönelikti. Bu amaçla da biz İzmir Tabip Odası olarak ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir gönüllü grubu oluşturduk. Bu gönüllü grubunun sağlık alanında oluşan hekim ve hemşire, paramedik olmak üzere ve kısmen de tıp öğrencileri ve internlerimizin de katılımıyla 300 civarında bir gönüllü listesi oluşturduk. Bu tıbbi personel veyahut da hekim ve hemşirelerden oluşan gönüllü listemizi de İzmir Sağlık Müdürlüğü ile paylaştık. Çünkü İzmir Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'nın organizasyonuyla ihtiyaca göre bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için bu arkadaşlarımızı hazır tutmaktayız. İnsan gücü açısından böyle bir organizasyon yaptık. Buna karşılık maddi ve aynı yardımlar açısından da bir organizasyona giriştik. Bu organizasyonu da esas olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Umut Harekatı ismini vermiş olduğu organizasyonla entegre ettik. Ve bu amaçla da Makine Mühendisleri Odası'nın Tepekule'deki merkezi ve daha büyük bir merkez olarak da İzmir Büyükşehir Belediyesi Gazi Emir İsfaş Fuar Alanı'nda Fuar İzmir'de toplanan bu maddi ihtiyaçları, toplanan aynı yardımları oralarda bir araya getirdik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olanaklarıyla Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yardımıyla oraya iletildi. İletilmekte, hala iletilecek olan çok büyük bir malzeme birikimi var ve oradan da Adana Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine bunlar iletilecekler. Üçüncü organizasyon ise
İzmir Eczacılar Odası ile birlikte Eczacılar Odası'nın ilaç ve tıbbi malzeme konusundaki organizasyonuna da biz her zaman katkıda bulunacağımızı kendilerine ifade ettik. Gerçekten İzmir Eczacılar Odası da Türk Eczacılar Birliği ile birlikte ve birçok ecza deposunun ve eczacıların, eczanelerin yardımıyla ihtiyaç bulunan tıbbi malzeme ve ilaçları derleyerek bölgede özellikle il merkezlerinde 10 il merkezi ve 20 tane de ilçede seyyar eczane açacak şekilde bir organizasyona gittiklerini bize bilgi olarak ilettiler ve biz de burada kendilerine hem teşekkür ediyoruz hem de bu bilgiyi kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Dolayısıyla bu tür organizasyonların biz bir yanıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi bir yanıyla da İzmir Sağlık Müdürlüğü ile organize etmek suretiyle bölgenin ihtiyaçlarını olabildiğince hem insan gücü hem de aynı ve maddi ihtiyaçlar olarak karşılamaya ve katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu organizasyonları bugün itibariyle hızlı bir şekilde devreye koymuş bulunuyoruz. Sizin ekip ne zaman yola çıkacak efendim? İzmir'den bir kısım hekim arkadaşımız dün itibariyle yola çıktılar. Ancak tabii dün gündüz saatleri olmasına rağmen karayoluyla gidişte Afyon-Konya bölgesinde çok sert bir hava muhalefeti vardı ve karayoluyla ulaşımda çok ciddi güçlüklerle karşılaştı gitmeye çalışan arkadaşlarımız. Hava yoluyla ulaşmaya çalışan arkadaşlarımız da maalesef bir süre havaalanında beklemek durumunda kaldılar. Ama bugün sabah itibariyle özellikle İskenderun bölgesine buradan giden meslektaşlarımız ulaştılar. Biliyorsunuz İskenderun Devlet Hastanesi maalesef yıkıldı. Onun bahçesinde bir seyyar sahra hastanesi oluşturulmakta ve o bölgede de bizden İzmir'den gitmekte olan meslektaşlarımız görev aldılar. Bir kısmı da başka bölgelere de ihtiyaç oldukça gönderilecek. Fakat şu anda biz bu konuda Sağlık Müdürlüğü'nün ve Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmesini bekliyoruz. Elimizdeki hazır gönüllü hekim, uzman hekim, paramedik, hemşire ve diğer intern arkadaşlarımızın listeleri şu anda Sağlık Müdürlüğü'ne iletildi. Sağlık Müdürlüğü ilgilileri de ihtiyaç oldukça bu listeden çağrı yapacaklarını ve bölgede görevlendirme yapacaklarını ifade ettiler. Bunların tek elden yapılmasının ve tek organizasyonun olmasının daha kolay ve daha doğru olacağı kanaatinde olduğumuz için biz bu organizasyonun Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmasını şimdilik arzu ettik. Eyvallah. Oradan deprem bölgesinden kimlerle irtibat halindesiniz yetkililer olarak efendim? Deprem bölgesinde giden arkadaşlarımızdan biz haber almaya çalışıyoruz. Tabii gerek telefonları ve gerekse işlevleri nedeniyle çok meşgul etmemek için yetkililerle birebir ilişkiye çok geçmedik açıkçası. Çünkü herkesin çok yoğun bir haberleşme trafiği var orada ve yani oraya giden arkadaşlarımızdan bilgi edinmeye çalışıyoruz. Evet. Türkiye genelinde ve yurt dışından da büyük destekler var. Var. Çok gönüllü talebi oldu, evet. Yardım için havaalanları doldu, garajlar, terminaller doldu.
Tabii şöyle diyelim, gerek insan gücü gerekse maddi aynı yardımlar açısından aslında yeteri kadar potansiyel var. Yani bu konuda bence bir sıkıntı yok. Fakat bölgede bunların organizasyonu ile ilgili göründüğü kadarıyla önemli problemler var. Çünkü ilk 24 saat deprem sonrasında son derece önemli. Çünkü enkaz altında kalan insanların bu hava şartları içerisinde ilk 24 saatte ancak canlı kalabilmeleri mümkün. O nedenle ilk 24 saatteki arama kurtarma çalışmaları son derece önemlidir. Ancak maalesef bu konuda ulaşım problemleri o bölgede çok yaşandı. İki nedenle, yollar deprem nedeniyle zarar gördü. İkincisi de kış şartları nedeniyle ulaşım sorunlarının çok had safhada olduğunu gördük. Dolayısıyla yolların bu şekilde kullanılamaz durumda olması hem bir yandan bölgeye arama kurtarma çalışmalarının biraz gecikmesine yol açtı. Hem de örneğin Kızılay gibi daha evvelki depremlerde çok hızlı bir şekilde çadır gibi, seyyar mutfak gibi ve ilaç ve tıbbi malzeme organizasyonu gibi organizasyonları çok hızlı yapan örgütlerimizin burada bazı sivil kurtarma örgütlerinin burada ilk 24 saatte bölgeye yeteri kadar ulaşamadıklarını ve bu nedenle de ilk 24 saatin istenildiği kadar güçlü bir destekle geçemediğini gördük. AFAD da buna dahildir. AFAD da örneğin Hatay'da, Hatay'ın ilçelerinde ilk 24 saatlik dönem içerisinde yeteri kadar ulaşım ve destek sağlayamadı. Bu tabii ulaşım sorununun kısa bir dönem içerisinde çözüleceğini umuyoruz. Bu ulaşım sorunu çözülmedikçe ne yurt içinden ne de yurt dışından gelen arama kurtarma ve diğer temel ihtiyaçların, özellikle su gibi, mazot gibi temel ihtiyaçların karşılanması ve bölgeye ulaştırılmasında güçlüklerin devam edeceğini düşünüyoruz. Bir sorum daha olacak başkanım. Bu art niyetli sosyal medya kullanıcılarının sahte hesaplarla açtığı yardım destek taleplerinin bu konuda önlemler alındı. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu konuda öncelikle şunu söyleyelim. Bu konuda valiliklerin izniyle açılmış olan resmi siteler var. Bunların dışında yani hem aynı hem maddi yardımları ihtiyatla yapsınlar veya özellikle her ildeki valiliğin açmış olduğu hesaplara bakarak burada bir ilerleme yapsınlar diye düşünüyorum. Çünkü onun dışındaki hesaplarla ilgili bir yorumda bulunmak veya bir tavsiyede bulunmak çok mümkün değil. Maddi yardımlar, aynı yardımlarında birçok ilde biliyorsunuz belediyelerin organizasyonları var. Dolayısıyla bu organizasyonlara katılmak suretiyle bu aynı yardımların bölgeye belli bir organizasyon içerisinde ulaştırılması mümkün olabilir. Eyvallah. Halkın bu sahte hesaplara karşı biraz dikkatli olması gerekiyor. Tabii ki, tabii ki. Yani dikkatli olunması lazım. Burada yani özellikle resmi hesapların, kurumsal hesapların üzerinden bu işlemlerin yapılması son derece önemli diye düşünüyorum. Evet. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun diyoruz.